Arkadaşlar yine ben. Kaçıncı kere ben? Herhalde 145. kere ben. Şimdi yeni başlığımız Cumhuriyet yönelik tehditler, tamam mı? Bıktınız artık değil mi böyle yani? Biraz da amuda kalkarak mı anlatsam, ne yapsam filan. Belim ağrıyor. Bak ders anlatmaktan belim ağrıyor, gülmeyin orada, tamam mı? Arkadaşlar şimdi yeni başlığımız Cumhuriyet'e yönelik tehditler. Bizim 3 tane tehdidimiz var. Biri Şeyh Said isyanı, iki Atatürk'e suikast girişimi yani İzmir suikasti, üç Menemen isyanı. Üçünde de amaç laik cumhuriyeti yıkmak. O zaman üçünü de bertaraf etmek laik cumhuriyeti korumaktır. Yani hem laiklik hem de cumhuriyetçilik ilkeleriyle ilgilidir. Özellikle laiklik ilkesiyle ilgilidir, tamam mı? Şimdi bir diyorum buraya. 1925 Şeyh Said isyanı. Arkadaşlar bu isyan Şeyh Said ve adamları tarafından Bingöl'ün Ergani ilçesinin, yani Genç ilinin Ergani ilçesinin Piran bölgesinde çıkmış bir isyan. Hatırlayacaksınız, Kürt Teali Cemiyeti'nin örgütlenmesiyle Azadi Gizli Teşkilatı'nın faaliyetleriyle çıkmış bir isyandır. Kürt niteliklidir. Din, şeriat elden gidiyor sloganıyla ortaya çıkmış bir isyandır. O zaman bu isyanı çıkaranların amacı Kürdistan devletini kurmaktır. Laik cumhuriyeti yıkmaktır. Yani diğer bir ifadeyle bu isyan rejim karşıtı bir isyandır. Bu iki cümleyi anladık değil mi? Çok zekisiniz. Şimdi geliyoruz üçüncü cümleye. Üçüncü cümle de şu. Hatırlarsanız Lozan'da çözümlenmeyen tek konu Musul sorunuydu ve şöyle bir karar alınmıştı. Irak sınırı ile ilgili karar ya da Musul sorunu ile ilgili karar şuydu. Türkiye ile İngiltere arasında bir konferans toplasın. Bu konferansta sorunlarını çözsünler. Çözülemeyen tek konuydu zaten. Eğer iki devlet, iki hükümet bu sorunu çözemezse 9 ay içerisinde Milletler Cemiyeti olaya el koyar denilmişti. Ve bu konuyla ilgili Haliç Konferansı toplandı. Arkadaşlar konferansta bir sonuç çıkmadı. Bu olay üzerine Türkiye, bakın Türkiye dikkat edin cümleye. Türkiye, Atatürk, Musul'a asker çıkarma kararını aldı. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin Musul'a asker çıkarma kararı aldığı bir dönemde Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Tayyar Paşa bunlar ordudan istifa etti. Ne kadar kritik bir dönem değil mi? Bu dönemde bakın işte o Musul sorun yaşandığı dönemde TCF'nin kurulması aşamaları başladı. İngiltere bizdeki bu kargaşayı, bu bilinmezliği fırsat bilerek İngiltere yani Türkiye'nin Musul'a asker kaydırma düşüncesine sahip olduğu günlerde bu kargaşayı fırsat bilerek İngiltere bu isyanı kışkırttı. O zaman bu isyanın çıkmasında Kürt niteliği var, dinsel nitelik var. İngiliz kışkırtıcılığı var. Yani İngiliz ajanlarının kışkırtıcılığı sonucu çıkmış bir isyandır. Bu arada Hakkari bölgesinde bir de Nasturi sorunumuz var. Yani ciddi bir sorun arkadaşlar. Yine o bölgede çıkan isyan, işte Cafer Paşa gönderilecek, o isyan bastırılacak. Hakkari bölgesi alınacak. Ankara Antlaşması da ben size anlatacağım bunu. 1926'da Musul gitti, Hakkari geldi. Bunu söyleyeceğim size. Yani acayip bir dönem yaşıyoruz. İçeride sorun, dışarıda sorun,
çok partilete geçiş denemeleri, paşaların komplosu, enteresan nutukta çok güzel anlatılır bu konu. İngiliz kışkırtıcıyla isyan çıkar. Şimdi 13 Şubat 1925'te çıkmıştı bu isyan, hatırlayın. Bu isyanın bastırılmasında Fethokyar hükümeti gerekli tedbiri alamaz. Ve bunun üzerine Fethokyar hükümeti istifa eder. Hatırlayın bunu. Arkadaşlar, yerine İsmet İnönü hükümeti kurulur. Şimdi bu süreçte şurada anlamanız gereken şey ne? İngiltere'nin bu isyanı kışkırtmasının sebebi aslında şöyle düşünün arkadaşlar. Dikkat edin buraya. Musul burası, isyan burada çıkıyor ve bu isyan Kürt nitelikli bir isyan. Ve İngiltere kışkırtıyor. O zaman İngiltere şurada bir Kürdistan devleti kurarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Musul'a asker çıkarmasını engellemeye çalışıyor. Bağlantıyı kurdunuz değil mi? Geçiyorum hemen. İsmet İnönü hükümeti kurulur. Bu hükümet ilk iş olarak 4 Mart 1925'te, hatırlayın bunu, Takriri Sükun yasasını çıkarır. Tabii bu yasa hükümet tarafından hazırlanır, meclise sunulur. 22 milletvekilinin muhalefetiyle bu yasa mecliste kabul edilir. Muhalifler var bu yasanın çıkarılmaması için. Arkadaşlar, Takrir-i Sükun yasası çıkarılır. Bu yasayla olağanüstü hal ilan edilir. Sıkı yönetim ilan edilir. Arkadaşlar, Ankara'da ve Diyarbakır'da, bunu anlattığım için hızlı geçiyorum, Diyarbakır'da istiklal mahkemeleri yeniden kurulur. Ha, biz istiklal mahkemelerini 1920'de firariler yasasıyla kurmuştuk. Eylül ayında, Eylül 1920'de istiklal mahkemelerinin yeniden kurulması Mart 1925'te oldu. Neyle? Şehzait isyanıyla. Hangi yasayla? Takrir-i Sükun'la. Ve bu istiklal mahkemeleri 4 Mart 1925'ten 4 Mart 1929'a kadar varlığını sürdürdü. 4 yıl yürürlükte kaldı. O yüzden 4 yıl Takrir-i Sükun dönemidir. 4 Mart 1925, 4 Mart 1929. Tamam mı arkadaşlar? Peki. Diyarbakır'da, Ankara'da istiklal mahkemeleri kurulur. İsyan bastırılır. Bu isyanda rolü olduğu gerekçesiyle, hatırlayın bunu, 4 Haziran 1925'te TCF kapatılır ve Türkiye bir daha çok partiliyata geçiş sürecini başlatma düşüncesini yok eder. Yani nasıl bir cümle kurdum bilmiyorum ama tekrar edeyim ben. TCF kapatılır, Türkiye ilk denemede başarısız olur. İlk 5 yıl bir daha çok partiliyata geçiş denemesi yapmayacaktır. O zaman ilk denemenin başarısız olmasının sebebi TCF'nin açılıp arkasından, yani TCF'nin açılmasıyla başlayan ilk denemenin başarısız olmasının sebebi Şehzait isyanının çıkması olur. Arkadaşlar, isyan bastırılır, TCF kapatılır. Fakat burada şu bağlantıyı unutmuyorsunuz. Türkiye Musul üzerindeki avantajını kaybeder. Yani Musul'a asker çıkaramaz. Askeri çözüm yeterli olmaz. Olaya Milletler Cemiyeti el koyar. 1926 Ankara Antlaşması'yla Milletler Cemiyeti Musul'u İngiliz mandasındaki Irak hükümetine bırakır. Türkiye-Irak sınırı da çizilmiş olur. Bunu dış politikada ileride size tekrar anlatacağım. Burayı anladık mı arkadaşlar? Burayı unutmuyoruz, tamam mı? Şehzait isyanının bu bağlantılarını unutmuyoruz. Ondan sonraki ikinci bilgim, ikinci olay, 1926 Atatürk'e suikast girişimi. Arkadaşlar, şimdi burada birkaç isim yazacağım size. Ziya Hurşit, Laz İsmail, Gürcü Nebi ve Giritli Şevki. Tamam, bu isimler burada dursun. Şimdi Mustafa Kemal Paşa 1926'nın Haziran ayında yurt gezisine çıkıyor. Gideceği yerlerden birisi de İzmir. 15 Mayıs'ta, arkadaşlar şuraya hemen yazıyorum. 16 Haziran 1926. 15 Haziran'da Mustafa Kemal
İzmir'i ziyaret edecek. Takvimindeki, ajandasındaki tarih bu. 16-15 Haziran. Eski İttihatçılar, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir dönem milletvekilliği yapmış eski İttihatçılar. Topal Osman'ı duydunuz mu? Atatürk'ün muhafızlarından. Ali Şükrü Bey'i duydunuz mu? Atatürk'e muhalif olan isimlerden. Topal Osman'ın suikast girişimi vardı Ali Şükrü Bey'e karşı. Ta oraya kadar gelen bir şeydir bu, ha, husumettir. Ali Şükrü Bey cinayetinin bir husumetidir bu aslında. Her neyse, çok karıştırmayalım bunu. Eski İttihatçılar Mustafa Kemal'e suikast planı kurarlar. Mustafa Kemal'i öldürmek isterler. Derler ki öldürelim bunu ya. Nerede öldürelim? İzmir'de. Mustafa Kemal'in İzmir'e geliş tarihi 15 Haziran. Bunlar önceden İzmir'e giderler. Arkadaşlar, Mustafa Kemal'in ziyareti bir kortej şeklinde olacak. Kemer altında. Ben askerliğimi İzmir'de yaptım. Kemer altını iyi bilirim. Askerlerin takıldığı yerlerden birisiydi. Ben pek takılmazdım ama işte ara sıra giderdik oralara. Arkadaşlar, kemer altında Mustafa Kemal bir kortejle halkı selamlayacak. Bunlar da Mustafa Kemal'i o kortejle halkı selamladığı sırada öldürecekler. Suikast bu. O yüzden orada bir otel odasına yerleşirler. Şöyle anlatayım size mizansen olarak. Penceresi kemer altına bakan bir otel odası kiralarlar. Bu üç kişi oraya gelir. Giritli Şevki'yi de, kayıkçı Şevki'dir bu. Giritli Şevki'yi de plana ortak ederler. Yani bunlar kemer altında kortejle Mustafa Kemal geçerken onu öldürecekler. Giritli Şevki'nin kayığına binecekler Konak Meydanı'ndan. Oradan Giritli Şevki bunları Sakız Adası'na kaçıracak. Oradan Avrupa'ya gidecekler bunlar. Tamam, planları bu. Otel odasına yerleşirler. Mustafa Kemal'in gelmesini beklerler. Mustafa Kemal gelmez. Niye? Çünkü Mustafa Kemal Bursa Bandırma üzerinden geliyor. Bursa Bandırma üzerinden İzmir'e gelecek. O bakar ki Bursa Bandırma'da o ziyafet muhteşem filan. Tabi burada iki haber var. Birincisi, böyle bir haberin, suikast planının Mustafa Kemal'e iletildiği haberi var. İkincisi de Mustafa Kemal'in o bölgedeki izzet ikramdan dolayı geçiş gelişini bir gün geciktirdiği haberi var. Hangisi doğru bilmiyoruz, tamam mı? Mustafa Kemal bakar ki Bandırma'da, Bursa'da izzet ikram çok fazla, aman İzmir'e bir gün sonra gideyim der ve plan bir gün aksar. Yani 15 Haziran'da suikast girişimi, 16 Haziran aksar. Bunlar bir gece daha otelde kalmak zorunda kalırlar ve bunun üzerine bu süreçte Giritli Şevki vicdan azabı duyar. Ya der ki, ya koca devletin devlet başkanını öldürecekler, olmaz böyle bir şey der. Ve Giritli Şevki gider İzmir valisine bu üç kişiyi ihbar eder. İzmir valisi bunların kaldığı yere gelir, bu üç kişiyi tutuklar, 16 Haziran'da Mustafa Kemal'e verir. Mustafa Kemal bunlara sorar. Yani ne o adamı, Ziya Hurşit'e sorar, beni mi öldürecektiniz der. Bunlar ilk önce yalanlarla, yok filan bizim öldürme niyetimiz yoktu, böyle bir şey varsa bile yani yanlış anlaşılmıştır, özür dileriz filan. Affet bizi der. Mustafa Kemal der ki ben sizi affedemem der, mahkemede yargılanırsınız, hukukun üstünlüğü. Mahkeme sizi suçlu bulursa cezalandırılırsınız, suçlu bulmazsa ceza almazsınız der yani. Arkadaşlar, ve bu olay üzerine Mustafa Kemal İzmir'de yaptığı konuşmada şunu söyler. Der ki, benim naçiz vücudum, benim ölümlü vücudum, bir gün öleceğim zaten, herkes ölecek, ölümlüyüz yani. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır der. Yani ben bir gün ölürüm ama Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecektir der. O zaman Şeyh Said isyanı gibi İzmir suikastı de laik cumhuriyeti yıkmaya yönelik bir harekettir. Mustafa Kemal'in şahsında cumhuriyete yönelik bir tehdittir. Bu olayı unutmuyoruz, tamam mı arkadaşlar? Bu isimler İstiklal Mahkemelerinde yargılanır. Ha, o zaman İstiklal Mahkemelerinde kimler yargılandı? 1920-21'de asker kaçakları, vatan hainleri yargılandı. Şimdi Şeyh Said isyanına karışanlar, inkılaba karşı çıkanlar yargılandı. Şimdi ise Atatürk'e suikast girişiminde bulunanlar yargılanır. Arkadaşlar, yargılananlardan suçlu bulunanlar idam cezasına çarptırılır ve İstiklal Mahkemelerinde idam edilirler. Ama bu işe, bakın, İzmir suikastı işine TCF'nin kurucuların ismi de karışır. Yani Rauf Orbay, Refet Beyle, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir, Adnan Adıvar, bunların ismi de karışır. Bunlar da çeşitli cezalar alırlar. Mesela Rauf Orbay'a ceza verilir ama bu tarihlerde Rauf Orbay yurt dışındaydı, tebliğ edilemez. Yani bir ihbar sonucu bunlar da ceza alırlar. Bunların da ismi karışır. Eski İttihatçılar olarak ismi geçer bunların da. İstiklal Mahkemelerinde gıyabında yargılamalar yapılır. Sürgün hapis cezaları alınır ve sonra Paşa, yani Mustafa Kemal Paşa, İsmet İnönü'nün isteğiyle
bu TCF'nin önde gelen isimlerinin cezaları iptal edilir, affedilir, beraat kararı verilir. Bu da ilginç bir olaydır arkadaşlar. O yüzden İzmir suikastı mantığını unutmamak gerekir, bu şekilde bilmek gerekir. Geliyorum üçüncü bilgiye. Üçüncü bilgimiz Menemen olayı. Arkadaşlar Menemen olayı 3 Menemen isyanı, diğer bir ifadeyle 1930 arkadaşlar, diğer bir ifadeyle Kubilay olayı diye de geçer bu. Olay şu, hatırlayın SCF kuruluyor 1930'da, SCF kapatılıyor, kapanıyor FETÖ OKYAR tarafından. Bunun üzerine İzmir Menemen'de din elden gidiyor. Din elden gidiyor anlayışıyla Derviş Mehmet ve adamları tarafından bu isyan çıkarılıyor. O zaman bu isyanda, Menemen isyanda Derviş Mehmet tarafından, bir tarikat şeyhi lideri tarafından çıkarılmış bir isyandır. Yine laiklik karşıtı bir isyandır. Dini inanış kullanılarak, halkın dini inanışları istismar edilerek çıkarılmış isyandır. Menemen'de, Şeyh Said'de böyledir. 31 Mart'ta böyledir arkadaşlar. Hep dinsel istismar vardır buralarda. Şimdi isyan çıkar, isyan büyür Menemen'de. Menemen karakol komutanı olan Asteğmen öğretmen Mustafa Kubilay isyan yerine gelir. İsyanı bastırmak ister. Mehmet'i, Derviş Mehmet'i bir türlü ikna edemez. Bunun üzerine Derviş Mustafa Fehmi Kubilay askerlerine ateş emrini verir. Askerleri kalabalığa ateş eder. Kimse ölmez çünkü mermiler plastik mermidir. Kimse ölmeyince Derviş Mehmet bunun üzerine der ki kalbinde iman olana kurşun işlemez der. Kalabalık daha da bir galeyana gelir ve Derviş Mehmet orada Mustafa Kubilay'ın arkadaşlar kafasını, kellesini keser. O yüzden Mustafa Kubilay, bu Kubilay olayıdır. Mustafa Kubilay devrim şehidi olarak kabul edilir. Menemen'de zaten şehit edilen arkadaşlarla birlikte heykeli vardır. Heykel de dikilmiştir devrim şehidi olarak. Arkadaşlar şimdi Menemen'de Kubilay şehit edilip isyan büyüyünce İsmet İnönü hükümeti vardır. Yine İsmet İnönü hükümeti orduyu gönderir oraya ve Menemen'i dümdüz eder. Bu sefer İstiklal Mahkemeleri yoktur. Hatırlayın 4 Mart 1929'da İstiklal Mahkemeleri kapatıldı. Burada 1930'dur tarih. İsyancılar divanı harp, divanı harpte yani olağanüstü mahkemede yargılanarak idam edilirler. Ve bir gerçek daha ortaya çıkar. Türkiye çok partili hayata geçişe hazır değildir. O zaman Şeyh Said isyanı, İzmir suikastı ve Menemen isyanı laik cumhuriyet yönelik tehditlerdir. Bu isyanların bastırılması laiklik ilkesini, cumhuriyetçiliği korumaya dönüktür. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu isyanları bu şekliyle unutmamamız, isimleri unutmamamız gerekiyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu bölümü de bitirdik. Yani isyanlar bölümünü de bitirdik. Yeni konumuz sizinle. Yeni konumuz kadına siyasal hakların verilmesi olacak. Kadına siyasal hakların verilmesi başlığında yani aslında hemen bir çırpıda anlatabilirim ama onu burada işlemeyelim sizinle. Kadına siyasal hakların verilmesi başlığını işlemeden önce araya bir medeni kanun sokalım. Bir kadına ne haklar verilmiş medeni kanunla? Ondan sonra kadına siyasal hakları verelim ki mantık taktiğe oturmuş olsun. Fakat medeni kanun biliyorsun siyasal alanda bir inkılap değil, hukuk alanında gelişmedir. O yüzden medeni kanunda cumhuriyetçilik aramayız. Doğru mudur? Peki bunu biliyorsunuz zaten siz. Peki hadi bir dinlenelim, devam edelim.